Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Cesur olduğunuza inanıyor musunuz? Herhalde ben cesurum. Peki bu düşünceyi sizi vardıran şey nedir? Yani en cesur anınız nedir? En cesur anım nedir? Ölümü biliyorum, ölümden korkmuyorum. Bu sizi cesaretli yapıyor. Peki en büyük pişmanlığınız nedir? En büyük pişmanlığım, kadına bir tokat attım, o da beni dövdü, dişlerimi kırdı. Ya. peki en büyük yediğiniz en büyük kazık nedir? He? Yediğiniz en büyük kazık. Hayatta hep kazık yiyoruz, sen görmüyor musun? Mesela bize örnek verin. Ama her başa gelen bize kazık atıyor. Hiçbir hikayeniz yok mu böyle kazık yeme hikayeniz? Vallahi ben çok kazık attım. Peki kazık atış hikayenizi anlatın. Kime nasıl kazık attınız? Vallahi her gelene kazık attım. Vallahi de billahi de. Peki bir günlüğüne kadın olsaydınız ne yapardınız? Vallahi hemen kendimi öldürürdüm. Niye? Öyle. Biz ölelim mi şimdi? Hayır. Allah sizi kadın olarak doğurmuş ama Allah beni erkek olarak doğurmuş. Benim aniden bir kadın olmam çok acayip olur. O zaman ölmek daha iyisi. Allah korusun abi. Çok teşekkür ederim. Aleyna Nur adlı YouTube kanalında yayınlayacağım, izleyebilirsiniz. Siz kimsiniz? YouTuber'ım Aleyna Nur. YouTube. Kusura bakmayın. Buyurun çay içelim size. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Merhaba, nasılsınız? Vay vay vay, kimleri gördüm. Hoş geldiniz. Asıl ben kimleri gördüm. Siz ne kadar özlemişim. Çok mutlu oldum ya vallahi, gerçekten. Ben de çok teşekkür ederim. Reşi abi, cesur bir insan olduğuna inanıyor musun? Hanımefendiler tarafında cesurum yoktur ama diğer tarafta vardır. Peki. Bugüne kadar kendinizi en cesur gördüğünüz anınız nedir? Hatırlamıyorum ya. Heyecanlandınız mı? Vallahi heyecanlanmadım, hatırlamıyorum. Sadece gençlik çağından vardı. Mesela hikayesi? Aşk acısı. Ya. Vallahi aşk cesaret senin ister. Senin yaşadığın aşk acısını biz de çekiyoruz yani. Ben hiç aşk acısı çekmedim. Çektiğinden belli yani, gözlerinizden belli. Gerçekten çekiyorum. Niye çekmişsiniz yani, bellidir. Pekala, öyle olsun. Hiç pişman oldunuz mu? Çok. Mesela neye pişman oldunuz? En pişman olduğunuz şey nedir? Bazen benim yatırım beynim fazla çalışmıyor, şarj etmiyor. Benim Motorola bataryasını taşıdığı için. Motorola bataryası 10 dakika şarj aldı mı 2 saniye sonra bitiyor. Anladın mı? Anladım. Şimdi diğer telefonların şarjları 24 saat çekiyor. Yatırım beyni fazla işlemediği için elimizde giden fırsatları çekiyoruz sadece. Siz de aynı değil mi? Aynı. Ya. Peki yediğiniz en büyük kazık nedir? Dost kazı, akraba kazı. Bitmiyor. Bitmez. Peki bir tanesini anlatır mısınız? Anlatırsam yanında mendil var mı? Bak girdin Mehmet Bey. Ya. Anlatın. Baş başa anlatırım. Abi. Gizli, ya, bir gizli tanesi, kameradan. Bir tanesini. Gizli kameradan anlatırım. Tamam, gizleyin kamerayı. Evet. Peki bir günlüğüne kadın olsan ne yapardın? Ben mi? Hı-hı. Kadın olsam. Hı-hı. Kadın olsam var ya. Kocama öyle davranırdım. Akşam geldiği ilk eve girişinden bir öpücük atardım. Gerçekten. Bir öpücük atardım. Yemeğini hazırlardım. Akşam bir dışarı çıkmak için bir Nescafe. Bir de yanında ufak bir tatlı yerdik. Ne güzel olurdu değil mi? Buradan Reşo abinin eşine sesleniyoruz. Buradan kendine nasıl davranılması gerektiğini söylüyor. Reşo abinin eşi 4 yıldır arızalıdır arkadaşlar. Tamire gönderiyoruz. Vallahi... Hanımefendiler arıza tutumu bir yama tutması zor olur. Doktorlar da yani bu bilim üzerindedir yani. Anlıyorum. Vallahi çünkü neden biliyorsun? Meyve sebze fazla önem vermedikleri için. Sen veriyorsun ama değil mi? Veriyorum. Ha, veriyorsun, bellidir. Teşekkürler. Peki bize bir esnaf yalanı söyler misiniz? Önce vallahi billah'tan bahsediyoruz, o da bize çarpıyor. Hep yemin ediyoruz. Değil mi? Vallahi bu kadar almışız, bu kadar. Allah da izliyor, Allah diyor, Allah senin belanı versin. Sen niye yalan konuşuyorsun? Biz de konuşmak zorunda kalıyoruz. Malı ürünü satmak için. Evet, Allah affetsin diyelim. Allah affetmez. Yalanı sevmez ki. Allah affedicidir ama abi. Affedicidir, bazı şeyleri de affetmiyor. Bile bile yalan yemin edersen affetmez. Evet, ama sen de işte ekmeğinin peşindesin. Ekmek yalanla mı olur? Doğru mu? Seni kurtarmaya çalışıyorum ama izin vermiyorsun. Ben yani yalan olmaz.
Evet çok. Siz ne içersiniz? Vallahi abi ne varsa ezbırçime ya. Bırçime? He ezbırçı. Vallahi bırçı sen sana ekmek yarası bizim pasaj esnafı hepsi yarım tavuk yiyor. Ben de size döner ısmarlayacağım. Oo kralsın abi. Vallahi. Evet, çok varız yani her şeyde varız. Adamsın. Çok teşekkür ederim. Aleyna Nur adlı YouTube kanalında yayınlayacağım izleyebilirsiniz. Aleyna inan ki var ya en takip ettim sensin yani. Bir tanesin gerçekten abi ya. Gerçekten yani çok değerli insansınız. Sen de öylesin valla. Yani, Doğu Beyaz güzelse sebebi sensin. Biliyorsunuz burada hepinizi çok seviyorum. İki fenomen arkadaş yan yana. Akşam bir videom geliyor. Onu da izlemenizi isterim. Evet. Ben sizi zaten 24 saat izliyorum. Aha, yok 22,5 saat izliyorum. Bir şey zaten. Hanımefendi siz nasılsınız bu arada? Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkürler. Cesur bir insan olduğunuza inanıyor musunuz? Evet inanıyorum. Peki yaptığınız en cesur şey nedir? Her şey. Mesela bize bir anınızı anlatın. Ya çok anım var anlatsam yetmez ki. Bir tanesini istiyorum. Gerçekten ya. Yetmez. Pekala. Yediğiniz en büyük kazık nedir? En büyük kazık dost kazığı. En büyük pişmanlığınız nedir? En büyük pişmanlığım. Yok lan. En büyük pişmanlığım. Hiç pişman olmadım. Allah kimseyi pişman ettirmesin abi. İnşallah. Peki bir gün yine kadın olsaydınız ne yapardınız? Allah'tan kadın değilim. Niçin? Bilmiyorum. Bunu eşim de soruyor bana. Allah'tan kadın değilsin diye. Neden peki bu şeyden? Gerçekten çok çekiyor. Biz böyle dış görünüşle bakıyoruz, aldanıyoruz ama kadınlar harbi çok çalışıyor. Evde çok çalışıyor. Yan gelip yatmıyorlar. Aynen. Bizim her şeyimizi, kahrımızı bile onlar çekiyor. Çocuk kahrını çekiyorlar. Ben bu yönde düşüncelerim bu yönde. Çok teşekkür çok ederim. Aleyna Nur adlı YouTube kanalında yayınlayacağım izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Cesur bir insan olduğunuza inanıyor musunuz? Evet. Peki yaptığınız en cesaret gerektiren şey neydi? Şu an onu hiç denemediğim için bilmiyorum. Biraz bence direkt mikrofon uzatılınca heyecanlandınız. Bence düşünürseniz bir şeyler çıkar. Yok mikrofondan değil yani. Ben genellikle klip falan da yapıyorum yani. Hı hı. Şu an klip çekimlerim de var gidiyorum. Yani mikrofondan dolayı değil. Daha yani şey yapmadığım için bilmiyorum. Hani cesurlukla ilgili denediğim şeyler yok yani. Anladım. Peki hiç kazık yediniz mi? Yok. Hiç? Maalesef. Ama kazık yemeyen insan hayal edemiyorum. Ben yok, o zaman ben insanlarla hiç... Ben kazık yemem. Kazık atan tarafsınız. Peki en büyük pişmanlığınız nedir? Nasıl anlamadım? En büyük pişmanlığınız. En büyük pişmanlığım hiçbir şey. Yani hiç hata yapmadınız. Size yaptığım hatalardan yapmadım. Hani yaptığım hataları anlıyorum ama pişman olmuyorum. Anlıyorum. Ders tekrar düzeltmeye çalışıyorum yani. Peki bir gün yine kadın olsaydınız ne yapardınız? Hiçbir şey. Sabah bir kalkıyorsunuz taş gibi bir hatunsunuz. Ne yapardınız? Hiçbir şey yapamazdım. Ne yapabilirim? Bir bayan gibi takılırdım yani. Bir bayan nasıl takılır? Bilmiyorum yani. Bir bayan nasıl takılıyorsa artık. Yani onu olmadı, bayan olmadığım için yaşayamadım. Yaşayamadığım için yani ben tam olarak bir şey diyemem. Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Aleyna Nur adlı YouTube kanalında yayınlayacağım izleyebilirsiniz. Tamam. Teşekkür ederim. Ben sağ teşekkür olun. Ederim. Sağ olun. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bu hayatta cesur olduğunuza inanıyor musunuz? Evet. Peki yaptığınız en cesur şey nedir? Nasıl söyleyeyim? En cesur şey evlenmek. Şu bu durumda evlenmek. Hangi durumda mesela? İşsizlik durumunda. Anladım. Peki en büyük pişmanlığınız nedir? Okumak. Okumak pişmanlık mı sizce? Evet. Hangi bölümü bitirdiniz? Muhasebe ve işletme ekstradan aşçılık. Ona rağmen işsizsiniz. Evet. Peki yediğiniz en büyük kazık nedir? Devletten yediğim en büyük kazık işte nasıl söyleyeyim? Devletten yiyoruz ya. İşsizlik. Ne gibi? Aynen. Torpilim olmasa ben hiçbir işe giremem. Peki bir gün yine kadın olsaydınız ne yapardınız? Kadın olsa. Onu düşünemedim. Şu an düşündünüz artık. Aklıma herhangi bir şey gelmiş. Ya sabah bir gözünüzü açıyorsunuz böyle gözleriniz, kaşlarınız çok güzel bir kadınsınız. Ne yapardınız? O günü nasıl geçirirdiniz? Hayatımı dolu dolu yaşarım. Mesela? Kimseye adamam. Kimseye adamam hayatımı. En basit şekilde. Tek başınıza öyle bir kadın. Evet. Anladım. Çok teşekkür ederim. Evet. Aleyna Nur adlı YouTube kanalında yayınlayacağım izleyebilirsiniz. Sağ olun. Nasılsınız? İyisiniz. Ben de iyiyim. Çok şükür. Dobeyes'te geldim. Daha iyi oldum. Memleketimize hoş geldiniz hocam. Hoş buldum. Allah razı olsun. Cesur olduğunuza inanıyor musunuz? Tabii inanıyorum.
Peki en cesur yaptığınız en cesur şey nedir? Ticaret yapmak. Yani hiç korkmuyorum. Hiçbir ticaretten korkmuyorum. Her ticari hamle yaparım. Aynen, yaparım, cesaretliyim. Hiç pişmanlığınız var mı? Çok oldu ama yansıtmadım. Tabii. Peki bize bir pişmanlık hikayenizi anlatır mısınız? Güldüğünüze göre var bir şeyler. Şimdi şöyle diyeyim. Aşık olduğum bir insanla evlenmedim. Çok pişman oldum. Ha. Peki aynı şekilde geriye gitseydiniz evlenir miydiniz? Tabii ki insan pişman olunca evlenmek ister. Evet. Peki yediğiniz en büyük kazık nedir? Yediğim en büyük kazık dost kazığı. İnsan zoruna çok gidiyor. Evet, bayağı. Aynen. Peki hikayesi var mı? Var da bende kalsa. Tamam. Bir günlüğüne kadın olsaydınız ne yapardınız? Bir günlüğüne kadın olsaydım. Sabah bir gözünüzü açıyorsunuz. Çok şimdi, güzel bir hanımefendisiniz. Bunu söylemesem olur mu? Niçin? Çünkü onlar, o tür şeyler kadınlara özel. Pekala. Erkek olduğum için o yüzden yorulmak istemedim. Bir de bize bir esnaf yalanı söyler misiniz? Esnaf yalanı işte çay ikram edeyim, yemek ikram edeyim ve hatta şu ürün 500 liraysa size 150-200 lira. O var, o tür şeyler var. Evet, çok esnaflık teşekkür ederim. Aleyna Nur adlı YouTube kanalında yayınlayacağım, izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim, ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkürler, size nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Cesur bir insan olduğunuza inanıyor musunuz? Evet. Peki bugüne kadar yaptığınız en cesaret gerektiren şey neydi? Paraşütle atlamak diyeyim. Gerçekten cesaret gerektiren bir şey. Peki hiç kazık yediniz mi? Günümüzde kazık yememek mümkün değil yani. Aynen öyle. Mümkünatı yok yani. Peki bize bir tane kazık yeme hikayenizi anlatır mısınız? Yani şöyle, şunu anlatayım. Çok iyi bilinen bir marka ürün alacaktın. Çok da bilinen bir yerden aldın. Büyük bir AVM'den aldın. Ve gerçekten çok büyük bir kazık yedim. Ayakkabı almıştım. Marka vermek istemiyorum. Anlıyorum. Evet. Peki en büyük pişmanlığınız nedir? En büyük pişmanlığım nedir? Yani bu benim elimde değil ama doğuda doğup büyümek istemezdim. Ama benim elimde değil bu. Aynen öyle. Evet. Coğrafi problemler. Evet. Peki bir günlüğüne kadın olsaydınız ne yapardınız? Bir günlüğüne kadın olsaydım her şeyi yaşardım. Mesela? Her şeyi. Mesela? Cinsellik adına olsun, mutluluk, eğlence, her şeyi yaşardım. Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Aleyna Nur adlı YouTube kanalında yayınlayacağım, izleyebilirsiniz. Tabii ki. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkürler. Cesur bir insan olduğunuza inanıyor musunuz? Evet. Peki bugüne kadar yaptığınız en cesur hareket neydi? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyor musunuz? Biraz bence zorlarsanız hatırlarsınız. Valla hatırlamıyorum ama bir cesurluk yapabilirim. Size çay ısmarlayabilirim. Teşekkürler. Peki hiç pişman oldunuz mu? Valla olmuşumdur, mutlaka olmuşumdur. En büyük pişmanlığınız hikayesi var mı? Kime, neye karşı? Valla onu da ben hatırlamıyorum. Şimdi öyle bir yerde soruyorsunuz da kelimeler tutmuyor. Bir yanda mikrofon uzatınca evet, heyecan öyle. Olabilir. Aynen. Olabilen şeyler bunlar. Peki en büyük yediğiniz kazık nedir? Yediğiniz en büyük kazık. Dost kazığı diyelim. Hikayesi var mı? Ya şimdi hikayesi var da şimdi bu röportaj yayınlanacak. Görecek beni, diyecek ayıp değil mi sen bunu gönderdin? Yok ya, asıl onun size yaptığı ayıp. Hiç. O geçmişte kaldı. Pekala. Bir günlüğüne kadın olsaydınız ne yapardınız? Ya Allah göstermesin şimdi. Kadın olmak kötü bir şey mi? Kadın olmak kötü bir şey değil. Şimdi erkekken kadın olmak, şimdi herkes bizi erkek olarak biliyor. Şimdi ben desem kadını görmeyin bir gün olmaz o. Yani bunu bir cinsiyet değiştirme olarak değil de. Bir günlüğüne kadınsınız ve kimse sizin arkanızdan bir şey demeyecek. Hani erkekli kadın oldu gibisinden. O zaman tek erkek olmayı seçerdim. Ya böyle iyi. Olmaya dair bir hevesiniz yok. Yok yok, hevesim yok. Pekala, çok teşekkür ederim. Aleyna Nur adlı YouTube kanalında yayınlayacağım, izleyebilirsiniz. Tamam mı? Buyurun bir çay için. Allah razı olsun. Sizden. Sabahtan beri bir sürü çay kahve, yemek çay kahve. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Samimiyetimle söylüyorum. Şey biliyorum, biliyorum. Her zorunda. Ben nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler. Cesur olduğunuza inanıyor musunuz? İnanıyorum. Peki en cesur anınız nedir? Yani bir ara üçüncü kattan atlamıştım. Üçüncü kat. Evet, nasıl yani. Oldu peki, niye? Küçükken heyecan arıyorduk. Bir heyecan arayışına girmiştik. Aksiyon olsun diye atlamıştık yani. Vay be. Sonra da bacağımızı kırmıştık tabii ki. O şekilde. İyi sıyrılmışsınız yine. Aynen. Peki en büyük pişmanlığınız nedir? Bir pişmanlığım yok çok şükür.
Hiç pişmanlığım yok. Hiç kimse pişmanlık yaşatmadı mı? Hiç mi öyle bir şey yaşamadınız? Ya da yaşayınca ne yaptınız ki o duyguyu içinizden atabildiniz? Ya pişmanlık insan, ya güvenimi sarsan insanlar oldu. Güvendim diye aslında bazı konularda pişman oldum da. Yani çok büyük pişmanlıklarım yok yani o şekilde. Allah'a çok şükür. Peki yediğiniz en büyük kazık nedir? Dost kazığı tabii ki de. Hikayesi var mı? Hikayesi uzun. Anlatmak istemiyorum şu an ama. Pekala. Bir gün yine kadın olsaydınız ne yapardınız? Yani kadın olarak kendimi hiç düşünmediğim için buna cevap veremiyorum. Şu an düşündünüz. Sabah kalkıyorsunuz. Taş gibi bir hatunsunuz. Kırılmadan. Sıkıntı yok. Yani ne yaparım? En fazla yapabileceğim şey story çekmek olurdu yani. Şu anda çekiyorsunuz ama o şeye girmiyor. Ya kadınların hani saçlarını uzatıyorlar ya, ayna karşısında farklı farklı storyler çekiyorlar ya. O tarzdan çekerdim yani. Merak evet. ediyorum aslında duygu. O çok şekilde. Teşekkür ederim. Aleyna Nurad YouTube kanalında yayınlayacağım, izleyebilirsiniz. Merhaba ustam. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Hocam cesur bir insan mısınız? Tabii ki. Peki bu cesareti size veren bir olay, bir anı oldu mu? Bugüne kadar yaptığınız en cesur şey? Yani en cesur şey şöyle diyeyim. İstanbul'da yaşarsan bütün cesur olabilirsiniz yani. Ondan cesuruz yani. Anlıyorum. Peki bugüne kadar hiç pişman oldunuz mu? Yok, pişman olmadım. Pişman, hiç yaptığım bir şeyde pişman olmadım. Peki bugüne kadar yediğiniz en büyük kazık nedir? Dostlarımız da, en samimi arkadaşlar da kazık yersiniz. Samimiyseniz, onunla güvenli insanlar kazık atar. Kimseye güvenmeyelim mi? Bence güvenmeyelim. Anlıyorum. Peki bir günlüğüne kadın olsaydınız ne yapardınız? Ne gibi? Bir günlüğüne sabah bir kalktınız, kadınsınız. Yok, öyle bir düşüncem olmadığı için. Şu an oluştu ama ben sordum, bir düşündünüz. Yok. Olmadı. Böyle bir düşüncem olmadığı için. Pekala. Çok teşekkür ederim. Aleyna Nurad YouTube kanalında yayınlayacağım, izleyebilirsiniz. Tabii. Teşekkür ederim. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Buyurun. Bugüne kadar yaptığınız en cesur şey nedir? En cesur şey. Cesur bir insan olduğunuza inanıyor musunuz? İnanıyorum. Peki bu inancı size veren şey? Kendime güvenim. Anınız falan yok mu? Güveni oluşturan elbet bir anınız vardır. Yani mesela... Bilmiyorum, çok şey var ama aslında. Heyecana geldiniz, biraz unuttunuz. Yani, peki bugüne kadar yediğiniz en büyük kazık nedir? Dost kazığı. En büyük pişmanlığınız? Yanlış arkadaşlıklar. Peki bir günlüğüne kadın olsaydınız ne yapardınız? Yani, bir günlüğüne kadın olsaydım... Erkekken de evlenebiliyor. Yani, şimdi o düşünceye sahip bir insan... Onu şu söyleyeyim. An oldunuz artık. Bu fikre bir şey yaptınız. Sabah bir gözünüzü açıyorsunuz, böyle kadınsınız. Çok da güzelsiniz maşallah. Yani şu an şu devirde kadın olmayı istemezdim yani. Neden? Bilemiyorum. Mesela istememenizi sağlayan şeyler neler? Ne bileyim, hani toplumsal olarak çok şeyiz, hani kadınlara karşı biraz daha ön yargılıyız. Aynen öyle. Yani, bir doğulu olarak bunu sizden duymak beni gerçekten mutlu etti. Çünkü toplum düşünüyor ki doğunun erkekleri kabadır, kadınlarına kötü davranır. Ama siz şu an bu algıyı yıktınız, tebrikler. Maalesef öyle değil. Çok teşekkür ederim. Aleyna Nurad YouTube kanalında yayınlayacağım, izleyebilirsiniz. Sağ olun. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok şükür. Yediğiniz en büyük kazık nedir? Dost kazığı. Anlatmak ister misiniz? Kalsın. Pekala. En büyük pişmanlığınız nedir? Geçen zamana dair. Eski zamanları duyulan. Aynen. Peki cesur bir insan olduğunuza inanıyor musunuz? Evet. Bugüne kadar yaptığınız en cesur şey nedir? Asla arkadaşlarımı yarı yolda bırakmamadım. Efendim? Asla arkadaşlarımı yarı yolda bırakmamadım. Bıraktınız. Bırakmadım. Ha, anladım. Ama bu cesaret değil de biraz vefaya giriyor. Cesaret dediğimiz zaman, hani sınırlarınızı zorlamak, ne geliyor aklınıza? Şu an hiçbir şey. Heyecan var değil mi? Peki bir günlüğüne kadın olsaydınız ne yapardınız? Bir günlüğüne kadın olsaydım ne yapardım? Çok zor bir soru. Zor değil, ben erkek olsam mesela bir sürü şey yapardım. Bilemem, bu soruya cevap veremiyorum. Anlıyorum. Çok teşekkürler. Aleyna Nurad YouTube kanalında yayınlayacağım, izleyebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Birden sorunca insan aklına gelmiyor. Bir düşünün. En cesur şey. Nedir benim yaptığım en cesur şey? Hatırlamıyorum. Peki en büyük pişmanlığınız nedir? En büyük pişmanlığım.
Abi Almaz kazaksın Allah'ım. Ben alayım. Abi bizi kırmayın. Yediğiniz en büyük kazık nedir? Yediğim en büyük kazık sevdiğimden. Efendim? Sevdiğimden. Peki bir gün yine kadın olsaydınız ne yapardınız? Bir kadın olsaydım ne yapardım? Bir gün yine kadın olsaydım ne yapardım? Hiç... Şu an çok yani böyle heyecana geldim. Anlıyorum, hepimiz heyecanlanabiliriz. Şu anda aklıma bir şey gelmiyor. Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Aleyna Nur adlı YouTube kanalında yayınlayacağım, izleyebilirsiniz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Cesur bir insan mısınız? Evet. Bugüne kadar yaptığınız en cesur şey nedir? Vallahi ne bileyim, hayatta her şey yaptım yani. Ne gibi? Mesela anlatın bize. Vallahi bilmiyorum ki. Ama cesur bir insan olduğunuzu söylediniz. Elbet bunu tecrübe etmişsinizdir. Evet, ben şeyde çok aldım. Batı'da, Bodrum'da, oralarda çok gezdim. Evet, cesur bir şekilde. Peki en büyük pişmanlığınız nedir? Hiçbir şeye pişman olmadım. Hiç mi? Hiç. Ama hepimizin bir pişmanlığı var, elbet olmuştur. Bazen oluyor. Yanlış arkadaşlar, arkadaş ettiğim için pişman oldum. Yediğiniz en büyük kazık nedir? Valla şimdiye kadar hiçbir şey kazık yemedim. Hepimiz kazık yiyoruz. Yemiyoruz. Bazen insan haklı olduğu kazığı yemez. Haklı olmaz zaman kazığı yersin. Haklı olduğumuz zaman asıl kazığı yiyoruz bence. Evet, bazen oluyor. Peki bir gün yine kadın olsaydınız ne yapardınız? Vallahi bilmiyorum, onu düşünemedim. Tutun ki bir gün yine kadınsınız, sabah uyandınız, saçlarınız uzun. Öyle bir şey bize yakışmaz. Yakışmaz mı? Niye, kadın olmak ayıp mı? Ayıp değil de her insanın kendisi ayrıdır yani. Kadın da kadına gurur diyor, erkek erkeğe de gurur diyor. Pekala, teşekkür ederim. Aleyna Nur adlı YouTube kanalında yayınlayacağım, izleyebilirsiniz. Merhaba, nasılsınız? Bizim meşhur ustamız Arafat Usta, burası Döneristan. Herkesin Doğu Beyaz'da uğrayıp da yemediği döner kalmasın. Çok lezzetli döner. Herkesi bekleriz efendim. Dükkanınıza gelip ezbürçime desem tepkiniz ne olur? Ezbürçime? Ay, Keremke sıframesi ardiye. Kürçem yerine. Ya işte, bilmeden nasıl soruyorsunuz? Her zaman ama soframız yerden misafirperverimiz. Bir de her daim sürdürürüz biz. Bir de dönercimizden bir röportajınızı alayım. Evet. Merhaba. Merhaba. Cesur olduğunuza inanıyor musunuz? Cesur. Hı-hı. Evet. Yaptığınız en cesaret gerektiren şey nedir? Çok zor bir soru. Zor değildi, bir anda olunca aklınıza gelmedi. Hala şu anda döner başında aklıma gelmiyor yani. Anlıyorum. Peki en büyük pişmanlığınız nedir? Dönerci olmam. Niye? Çok sıcak. Bence dönerci olmanız değildi. Şu an mesela onları yememeniz olabilir. Ama kendini severek yapar işini. Evet. İşini severek yaparsınız. Peki bugüne kadar yediğiniz en büyük kazık nedir? Dost kazık. Hikayesi var mı? Yok, birçok var yani. Çoktan fazla var, birden fazla var. Bir gün yine kadın olsaydınız ne yapardınız? Kadın olsaydım. Biraz daha yakınlan. En güzel balıklardan bir tanesi kadın olmak. Kadın olsaydım, bilmiyorum. Mesela bir sabah kalkıyorsunuz, saçınız, başınız böyle çok da güzelsiniz. O günü nasıl geçirirdiniz? Güzel geçirirdim. Güzel geçer o gün. Yani gezmekle, tozmak. Yani, aynen. Çok teşekkür ederim. Bir de bana bir esnaf yalanı söyler misiniz? Ne söyleyeyim? Esnaf yalanı. Esnaf yalanı. Tamam olur. Yukarıda çekim ver. Söyleyeyim. İşte söyleyeyim ya, tamam olur. Neye mesela bunu kullanıyorsunuz? Mesela bir şey istediğiniz tamam olur diyor ama olmuyor. Tamam, çok teşekkür ederim. Aleyna Nur adlı YouTube kanalında yayınlayacağım, izleyebilirsiniz. Tamam. Sağ olun.